Tiberyans'ın TV'den, Pankuş'tan herkese mutlu günler. Çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Aslında bütün Türkiye'nin merak ettiği bir terör örgütü var. Hep böyle karanlık, enteresan, herkesin bir yandan güldüğü, bir yandan korktuğu, tedirgin olduğu, garipsediği, ilginç bir terör örgütü. Adnan Oktar terör örgütü. Onu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Eser Çömlekçioğlu. Kendisi avukat. Tabii o davaların her birine, mesela günde haftada dört duruşma oluyor değil mi hocam? Evet, Dört doğru. duruşma. Dört duruşmanın her birisine tek tek katılıp bütün her gün bu davayla yatıp bu davayla kalkan bir isim. Ve dolayısıyla Adnan Oktar örgütünün artık Türkiye'deki uzmanlarından. Kendisiyle aslında şimdi burada bir program girişi yapmış olacağız ama şunu söyleyelim. Baştan aşağı. Yani burada belki de 3, 4, 5, 6, belki de 10 program Adnan Oktar serisi planlıyoruz Eser Hanım'la birlikte. Ve bu yapacağımız programlara da Adnan Oktar örgütü nedir, kimdir, neyin nesidir? Bütün bunların hepsini burada sizlere aktaracağız. Davalarda neler yaşandı, kimlerle temaslar ama önce dava sonuçlandı. Ne oldu bu davaya onu soralım. Arkasından da Adnan Oktar örgütü nasıl bir örgüttür? Daha önceden birkaç program yapmıştık. Onları da mutlaka izleyin. Bunun da devamı olarak bütün bu dosyayı kafanızdaki soru işaretleri giderecek bir program serisine başlamış oluyoruz. Hoş geldiniz, onur verdiniz Eser Hanım. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok sağ Şimdi olun. hemen başlayalım o zaman. Bu Tabii. dava nasıl sonuçlandı? Önce memnun musunuz karardan? Ve kararın arkasında sonra bu örgüt nasıl bir örgüt bir de bize bir anlatın. Tabii ki. Karardan öncelikle çok memnunuz. Öncelikle gerçekten sizin özelinizde ve tüm genelde tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler dosyamıza çok büyük bir ilgi gösterdiniz. Bunun ülke için, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün ülke için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu, aslında ne kadar da arkasında yatan ne kadar büyük suçlar olduğunu yargılama aşamasında sizler bizlere inandınız ve bu dosyayla çok yakından ilgilenip haber yaptınız ve kamuoyunun dikkatini çekmemizi sağladınız. Bu dosyanın dikkati çekmesini sağladınız. Çok teşekkür ederim. Bizler bu yargılama aşamasında bizler de çok emek verdik açıkçası. Mütevazilik yapamayacağım. Çok emek verdik çünkü bu dosya bir işten öte gerçekten bir memleket meselesiydi bizim için. Ve çocuklarımız için etrafta gezinen her genç kızın hepsinin hakkı olduğunu düşünüyoruz burada. Birçok annenin gözünün yaşını dindirmek için biz bunu yaptık. Ve çokça kızın da tekrar mağdur olmaması için biz bu dosyaya gönül koyduk. Birkaç avukat arkadaşımla birlikte dosyayı sizin de bahsettiğiniz gibi hemen hemen haftanın her günü de kesintisiz takip ettik. Ve sonucunda da çok şükür ki çok güzel bir kararla sonuçlandırdık. Bu kararda, pazartesi günü verilen kararda, 11 Ocak'taki kararda çok güzel bir sonuç elde ettik. Adnan Oktar ve Adnan Oktar'la birlikte 14 yönetici, örgüt yöneticisi hakkında 9.715 yıl, 1.064 ay hapis cezasına ve 4.500 TL para cezasına hükmedildi. Bununla birlikte bildiğiniz üzere örgütün cinsel suçları çok fazla var. Bununla bu kapsamda 9 tane mağdur küçük kızımız, o 24 tane, 25 tane de mağdur genç kadınlar ifade verdiler müşteki olarak. Ve bu kişiler yıllar boyunca uğradıkları cinsel saldırıları anlatmak zorunda kaldılar. Hem emniyette hem mahkemede. Tabii bu kişiler hem emniyet tarafından gerçekten kol kanat gerildi bu kişilere. Yine mahkeme tarafından da o şekilde. Ve devlete güvenebileceklerini anladı bu kişiler. Devletin ne kadar güven hissettirdiğini gördüler. Tabii bunun üzerine de mağdurların sayıları, ifade verenlerin sayıları gitgide arttı. Çünkü örgüt bu zamana kadar mağdurları hep susturdu. Aslında mesela çok fazla sorulan bir soru benim şahsımda, çok karşılaşılan bir soru. Bu zamana kadar niye sessiz kalındı bu örgüte diye bir soru var. Burada bunu da cevaplandırmak isterim. Aslına bakarsanız bu zamana kadar bu örgüte sessiz kalınmadı. Bu örgüt 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 99'da, 2007'de operasyonlara maruz kaldı aslında. Operasyonlar yapıldı, soruşturmalar açıldı. Süreç, hukuki süreçler yürütüldü ama gerek FETÖ'nün yargıdaki baskın gücü, gerekse de örgütün hukuku kötü niyetli kullanma başarısı sayesinde ne yazık ki bu davalar ya sürüncemede kaldı ya da işte FETÖ'nün etkisiyle, desteğiyle takipsiz kalmak zorunda kaldı. Dosyalar kapandı.
Yine örgütün güçlerinden birisi de FETÖ'ye yardım sayesinde elde ettiği gücün dışında bir gücü de tehdit, baskı ve şantaj gücü. Bunu bu yargılama sırasında da biz gördük. Bu geçmiş yıllarda da oldu tabii. 2007 dosyasında birçok kız aslında gizli tanık olarak, tabii ki o zaman korkuyla gidip açık açık şikayetçi olamadılar, gizli tanık olarak ifade verdiler. Ancak sonrasında işte yine FETÖ'nün desteği ve örgütün sürdürdüğü lobi faaliyetleri neticesinde bu kişilerin isimleri açığa çıktı. Gizli tanık mağdur kızların isimleri açığa çıkınca tabii ki bu kişiler şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldılar. Bu da davanın sahipsiz, hani tabiri caizse sahipsiz kalmasına neden oldu. Bu nedenle de işte örgüt 2007 yılındaki bu soruşturmadan kurtulmuş oldu. 99 davası hepinizin malumu. Adil Serdar Saçan'ın işkence yaptığı iddiasıyla dosyayı sürüncemede bıraktılar. Yine çok sayıda reddi hakimler yaptılar. Sayısız reddi hakimler oldu o dosyada. Biz tabii bu dosyaya girince örgütün geçmişini öncelikle bir görmek istedik. Yani bu örgüt ne yapmış, nasıl buraya kadar başarı gelebilmiş 40 yıl bu hükümdarlığını sürebilmiş, bunu görmeye çalıştık. Bunun dediğim gibi en büyük etkisi de davalardaki reddi hakimleri olmuş. Bunu gördük. Çünkü herhangi bir sebeple, yani bir suni sebep yaratıyorlar ve bu suni sebeple reddi hakim yapıyorlar. Reddi hakim yaptıklarında zaten yargılama, şimdi bizim bu mahkememizin şöyle bir avantajı vardı. Tek dosyası bu dosyaydı. Dolayısıyla haftanın 4 günü duruşmalar yapılabildi ve hızlı bir şekilde, tabii ki mahkeme heyetinin çok büyük bir desteği, çok büyük bir özverisi sayesinde bu yargılama hızlı yürüyebildi. Ama o zaman da bir reddi hakim demek 3 ay 4 ay zaman kazanmak demekti örgüt için. Ve burada çok başarılı oldular. Tırnak içinde söylüyorum tabii ki başarıyı. Ve bugüne kadar gelebildiler. Örgüt bu şekilde buraya gelebildi. Yani bu başarısını bu şekilde elde edebildi. Peki ne gördünüz o bütün davalar boyunca? Zaten inanılmaz bir iğrençlikler vardı. Çok affedersiniz. Yani biz en azından az çoğunluk aktarabildik ama tabii sizin duyduklarınız, sizin gördükleriniz çok daha felaket şeyler. Önce bu örgüt nasıl bir örgüt? Yani o kızlar neden bunların ağlarına katılmış ya da kapılmış? Nasıl bu sarbalın içerisine girmişler? Nasıl bir örgüt olduğunu bir anlatır mısınız? Önce bir onu alalım. Evet. Şimdi bununla ilgili aslında yine bunu açıklayabilmek adına belki siz görme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum ama bir karikatür, çizgi roman oluşturduk. Ve burada gerçekten bu mağdur kızların örgüte nasıl dahil edildiğini, cinsel sömürü düzenine nasıl katıldıklarını görsellerle anlatmaya çalıştık. Bunun için aslında örgütün bir yöntemi de şu, her zaman ön plana koydukları kediciklerle aslında bu örgütü kendilerini baside indirgemeye çalıştılar. Kamuoyu gözünde Adnan Oktar ne yapıyor ki, iki dans ediyor şekline getirmeye çalıştılar. Aslında bunun arkasında çok farklı, çok büyük suçlar dönüyordu. İşte bunun içinde cinsel tacizler, çocuğun cinsel istismarı, FETÖ'ye yardım, siyasi ve askeri casusluk, tehdit, şantaj gibi çok sayıda suçlar yürüyordu. Biz bu dosyada neleri gördük? 2007 dosyasında, 99 dosyasında yapılan şikayetlerin hemen hemen aynısı bu dosyada da vardı. Örgüt her zaman bunların bir kumpas ürünü olduğunu söyledi. Ama baktığınızda gerçekten 30 yıllık, 20 yıllık süreçte hep aynı iddialar vardı. Ve bugün de o iddiaların aslında iddia olmadığı, gerçekler olduğu açığa çıkmış oldu. Örgüt büyük bir sistem dahilinde kızları örgüte katıyor. Bunlardan biri her şey olabiliyor. Yani alışveriş merkezindeki bir kız sıradan arkadaşlarıyla mağaza gezerken o an örgütün hedefine girebiliyor. Ve örgütün kız getirme ekibi denilen bir ekibi var. Bu ekip tarafından bu kişi örgüte kazandırılıyor. Bunun için türlü yöntemler kullanılıyor. Mesela? Sevgili olma amacıyla yanaşabiliyor. Önce bir ilişki kurmaya başlıyor, devam ediyor. Ya da daha alttan başlıyor, iş teklifiyle gidiyor. Bizim bir şirketimiz var, siz tam aradığımız reklam yüzüsünüz. Katılmak ister misiniz? Tam aradığımız insansınız diyor. Önce iş teklifiyle gidiyor. Ondan sonrasında ki bunu örgütteki kadın üyeler de yapıyor bu arada. Özellikle sanıklardan Dolunay Tez'in ve şu an firari sanık Dolunay Tez'in tutuklandığı kararla birlikte. Firari sanık Merve Bozyiğit. Bu kişiler örgütün kız getirme üyelerinden Bora Yıldız ve Mehmet Ender Daban'ın asistanlığını yapıyorlar tabiri caizse. Ve bunların WhatsApp yazışmaları ele geçirildi bu kişiler arasındaki. WhatsApp yazışmalarında ben bu kıza ulaştım, aman siz dokunmayın, bir şey demeyin.
siz bunu ayarladınız mı, siz bunu çağırdınız mı gibi konuşmalarla sistemli yürütüyorlar. Bu kişileri bu şekilde işte iş görüşmesine çağırıyorlar. Sonrasında patronları olan Bora Yıldız ve Ender Daban'la tanıştırıyorlar. Sonrasında onlar işte evine bırakabilirim seni diye yavaş yavaş girişler yapılıyor. Ve evine bırakıyor. Bir süre sonra sevgili oluyorlar. Bir süre sonra artık grup seksin normal bir şey olduğunu, kimi kıza bunun fantazisi olduğunu söylüyor, kimi kıza dinin gereği olduğunu söylüyor. Bu biraz kızların hassas yöntemlerini görmekle alakalı, kızların hassas yöntemleriyle alakalı, yönleriyle alakalı bir durum. Örneğin bununla ilgili müştekilerden biri dosyada da çok güzel bir örnek verdi. FETÖ'yü bir fabrika olarak düşünürsek, Adnan Oktar suç örgütü, silahlı suç örgütü butik, bir butik dedi. Özel dikim yapan bir butik dedi. Gerçekten de öyle. Her kişiye özel yöntem belirleniyor. Herkes kendi hassas noktalarına göre kandırılıyor. Bu şekilde kızları iş vaadi, işte dini telkinlerle kandırıyor. Bir süre sonra dediğim gibi artık grup seksi normalleştirmeye başlıyorlar. Bunu istediğini söylüyor. Dini gereği, dinin gereği olduğunu söylüyor. Sonrasında kız artık, yani şöyle söyleyeyim, ifadelerden gördüğümüz bir hafta içinde 10 kişinin 15 kişinin tecavüzüne maruz kalan kız oluyor. Ve bir süre sonra artık kızlar kendi özbenliklerini yitirmiş oluyorlar. Artık kızlar hiç kendilerini çok değersiz hissediyorlar ne yazık ki o aşamada. Ve o zaman da yine tırnak içinde söylüyorum, kurtarıcı olduğu söylenen Adnan Oktar devreye giriyor. Ve bunu istemiyorsan, bu şekilde bir düzene katlanmak istemiyorsan tek bir yolu var bunun. O da abiye gitmek deniyor mağdur kıza. Ve kız mecburen, tabii o zamana kadar ona, çoğu kıza Adnan Oktar'ın ne kadar ulvi bir kişilik olduğu, ne kadar dini güzel anlattığı, dini gereklerine uyduğu anlatılıyor. Ve sonrasında bu kişi Adnan Oktar'a gidince gerçekten hani anlatılan böyle ulvi bir şahıs bana zarar vermez diye düşünüyor ve Adnan Oktar'a gidiyor. Ama ne yazık ki bu aslında kızın kötü hayatının bir başlangıcı oluyor. Ve artık Adnan Oktar'ın tacizlerine maruz kalmaya başlıyor. Artık Adnan Oktar'a gittikten sonra zaten kızlar kimi burada, evet, bazısı gerçekten dine hizmet ettiğini düşünerek ne yazık ki bunlara katlanan kızlarımız var. Kimisinin de bu arada ilişkiler sırasında gerek grup ilişkiler gerek hani erkek arkadaşı sandığı kişiyle olan ilişkiler sırasında kızların görüntüleri çekiliyor. Ve bu görüntülerin paylaşılacağı korkusuyla da kızlar ne yazık ki artık bu saatten sonra kendisine yapılan her türlü sömürüye, her türlü işkenceye sessiz kalmak zorunda kalıyor. Peki bunu niye yapıyorlar? Yani bu bir sürekli bir kızı işte bu tehlikeli bir şekilde alıyorlar ve bunların hayatını mahvediyorlar. Bunu niye, ajan olması için mi yaratıyorlar? Ya yapıyorlar bu işlemi. Niçin yapıyorlar? Hayır. Şimdi örgüt üyelerinin %99'u, hatta şu ankilerin %100'ü için Adnan Oktar bir Mehdi. Adnan Oktar sürekli yayınlarında kendisinin ve sohbetlerinde, yine müşteki ifadelerinde, sohbetlerinde kendisinin Mehdi olduğu imalarında, hatta kamera arkasında da özel sohbetlerde de bunu net bir şekilde söyler durumda bir kişi. Dolayısıyla kişiler de artık Mehdi'ye hizmet ettiğini düşünüyorlar. Yani Adnan Oktar'a kadın getiren erkek aslında dine hizmet ettiğini düşünüyor ne yazık ki. Ve bu inançla bunu yapıyor. Bunun için saatlerce uykusuz kalıyor. Bir süre işine gidiyor. Akşam Adnan Oktar'ın kapısında nöbet tutuyor. Gecesinde kızı örgüte getirmek için işte kız kandırmaya gidiyor. Peki, saatlerce. Adnan Oktar ne yapıyor? Yani kız normalde bir cinsel münasebete giremediğini biliyoruz. En azından haberlerde. Yani nedir? Yani Adnan Oktar'a niye kadın ya da bir kız getiriyorlar? Bunu bir görev olarak niye addediyorlar? Çünkü Adnan Oktar her ne kadar işte bir takım sebeplerden dolayı cinsel ilişkiye giremese de ifadelerin tamamında mağdur kızlar Adnan Oktar'ın el yoluyla, parmak yoluyla cinsel tacize maruz bıraktığını söylüyor kızlar. Zaten hepsine kararla da bu şekilde geçecektir. İfadelerin tamamında böyle bahsediliyor. Bu Adnan Oktar'ın kendini tatmin yöntemi aslında. Yine ifadeler gelmedi. Adnan Oktar bunları yapıyor. Bunu yaptıktan sonra da mağdur, yani böyle büyük bir eziyete maruz bıraktığı kızı sonrasında diğer örgüt üyelerinin önüne getirip hadi anlat bakalım şimdi nasıl zevk aldığını, nasıl güzel anlar yaşadığını anlat bakalım şeklinde söylüyor. Ve onun bunu anlatmasıyla, zorla anlattığı ve aslında hiç zevk almadığı, büyük bir acı yaşadığı anları zevk almış gibi anlatması neticesinde ne yazık ki yani sonucunda Adnan Oktar
nasıl söyleyeyim, egosunu tatmin etmiş oluyor aslında. Ya burada sistem tamamen Adnan Oktar'ın belki çocukluğundaki eksiklikleri, belki hayalini kurduğu hayatı yaşatmak için yapılan şeyler. Evet, yani böyle anlattığımızda hiçbir mantığı olmadığını ve kabulünün çok zor olduğunu biliyorum. Ama ne yazık ki gerçek bu. Ve bu kişilerin tamamı Adnan Oktar'a dine hizmet ettikleri için bunu yapıyorlar. Adnan Oktar da kendini tatmin ediyor. Adnan Oktar tırnak içerisinde, yani hastalık olarak sapık mı? Yani orada en azından davada böyle bir karar çıkıyor mu? Ya da bunu gerçekten kendi bütün sistemini, suç örgütünü konsolide etmek açısından sadece bir bölüm mü? Bu sadece bir bölüm. Bu sadece bir bölüm, evet. Bu Adnan Oktar'ın dediğim gibi ki kendi egosunu tatmin etmek, belki yapamadığı şeyleri yapıyor gibi göstermek amacına hizmet eden bir sistem aslında, turnike sistemi. Ama bu turnike sisteminin ardında aslında örgütün bambaşka bir yapısı da var. Dediğim gibi FETÖ'ye yardım, siyasi askeri casusluk gibi, yani bunları mesela bunları yaptığını söylediğimiz aynı kişi İsrail'de örgüt üyeleri gidiyor, İsrail başbakanıyla görüşüyor, Mossad'ın başkanıyla görüşüyor. Böyle hani ulusal üstü yetenekleri de var, böyle faaliyetleri de var, böyle irtibatları da oluyor. Ve bu şekilde de ülkeye zarar verici faaliyetler yapıyorlar tabii ki. Çünkü ülkenin hassas yönlerini biliyorlar. O dönemle, dönem Adnan Oktar'ın şeyi değişiyor. Siyasi çizgisi de, beyanları da, ifadeleri, her şeyi değişiyor. Burada önemli olan Adnan Oktar'ın amacı ülkede düzensizliği sağlamak. Ne zaman ki ülke bir konuda birlik oluyor, Adnan Oktar onun tam tersi yönde faaliyet gösteriyor. Ve aslında turnike sisteminin ardında bir de böyle bir yapısı var. Evet. Şöyle yapalım Eser Hanım. Bence bu konuyu önce bir giriş yapmış olduk. Mesela bu turnike sistemi nedir? Bir programda bunu tartışalım. Kızlar nasıl ağ çekiliyor ve bu kızlar nasıl kullanıyor? Bu anlattığınızın biraz daha geniş kısmını bir anlatalım. İkinci programda FETÖ ile ilişki ağını direkt anlatalım. Üçüncü programda mali konular. Çünkü öyle bir örgüt ki parası inanılmaz ve bu parayla, bu parayı nereden buluyor, nasıl buluyor? Bu MASAK bunları takip etti mi, neler çıkarttı? Onları bir masaya yatıralım. Aynı şekilde uluslararası İsrail ile ilişkileri ve aynı şekilde uluslararası diğer başka hani güçlerle olan bağlantıları üzerinden ve bu ağa kapılmış çok sayıda sanatçı var. Sanatçı, gazeteci ya da ne bileyim işte şu anda gördüğümüz birçok isim var ve bu isimleri de en azından artık yani en azından orada ortaya çıkmış somut nesnel bilgilerle ve bunların nasıl örgütlendiğine dair ve hedeflerine dair özellikle de askeri suç örgütlerinde onları da başka programda inceleyelim. Tabii. Gerçekten çünkü çok konu geniş bir konu. Sizi burada bıraksam saatlerce anlatırsınız biliyorum. Ama parça parça bölüp en azından daha fazla kişiye ulaşabilecek ve daha ayrıntılı anlatabileceksiniz. Bu bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür Nasıl ederim. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir süre içerisinde hemen şimdi hepsini sırayla bütün izleyicilerimize aktaracağız. Varsa en azından bu program için, bu bölüm için söyleyeceğiniz bir şey. Onu alalım, ondan sonra kapatalım. Bu bölüm için yok. Yani bizim bu davadaki en büyük gerçekten sevinç kaynağımız bundan sonra genç kızların dışarıda özgür şekilde dolaşabileceklerini bilmek. Yani alışveriş merkezinde artık kızlar, tabii buna benzer küçük örgütler çıkmadığı sürece rahatça dolaşabileceklerini bilmek, devletin bu yönde kararlılığını görmek, gösterilmiş olması, hep kararlıydı ama bunun artık herkes tarafından görülmüş olması bizim içimize su serpti. Gerçekten verdiğimiz emeklere değdi. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Sizlerin de hakkı ödenmez. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu programın devamını ardı ardına izleyeceksiniz. Muhtemelen 2-3 gün arayla belki de. Ama çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir arşiv, belgesel gibi burada bir program sunmaya çalışacağız sizlere. Şimdilik birinci bölümünü tamamlamış olduk. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyoruz. Teşekkür ederim.